Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz. Bir deste düşünün ki tek hamlede gidiyor ve 3 taç alıyor, geri geliyor. İşte bu destenin adına iksir golemi destesi deniliyor arkadaşlar. 3.8 iksir bedeline sahip türünün tek örneklerinden bir tanesi bu deste. Hızlı 3 taç destesi. Yani bu desteyi motivasyon artıran deste olarak da isimlendirebiliriz. Bence çok yerinde bir isim. Tek hamlede gidiyorsun, 3 taç alıyorsun, geri geliyorsun. Daha ne olsun? Dükkan kısmından da ücretsiz bir şekilde oyun gemisini destekleyebilirsiniz. İlk savaşında startını verdik. Bu arada 8. ligdeyiz ve 9. lige çıkabilmek için de mücadele edeceğiz. Evet. Direkt başlasak mı? Oğlum fırını 15 seviye yapacak ne yaşadın lan? Uyandırır mıyız lan akuleyi? Yarısını çekersek uyandırırız herhalde. Aynen öyle. Temizinden. Bak o fırını korudu ha orada. Lan sana bravo aslında ya. Çocuk ya. Çocuk adam mı galiba ya? Kardeşim bak bir tane vurdun. Kardeşim bir tane daha vurdun. Bak bak. Bir tane daha vurdun. Adamsın be. Vallahi helal olsun. Tamam arkadaşlar. Kombomuz elimizde hazır. İksir olarak da iyiyiz. Lan oğlum sağ tarafı kim tutacak? Onu ortaya atman lazımdı. Vallahi salladım babuş. Okları da şuraya atarsak. Hadi oğlum. Ya oğlum bu orduyu kim durduracak? Tamam kanka orası senin olsun. Bak. Bak gördün mü? Al sana motivasyon işte. Lan adam uç açamasın ha. Ama yok ben daha yakınım ya. Yo imkanı yok alamaz o. Kanka ne oldu? Sana bir cadı. İyi oyundu diyorum lan. Neresi iyi oyundu ya? Evet, sonraki maça bağlandık. Arkadaşlar bu maçı da kazanırsak şayet 9. lige, asil şampiyon ligine ulaşmış olacağız. Bol şans. Arkadaşlar rozeti görüyorlar. Rozetten kaynaklı olarak vibe ediyorlar. Yani Türk bir oyuncu değildir. Rus oyuncuya benziyor çünkü Rus klanında. Vuracağım lan. Ay vuracak zannettim bir an. Bir dakika hocam atmayacağım. Okları atabilirdim ama atmayacağım. Gece cadısıyla savunayım. Sonrasında onunla birlikte de atağa kalkarız. Aynen öyle. Yani o atağa kalkar anlamında söylüyorum. Ya fişekçi arkadaşlar çok görmeye başladım ben ya. Bilmiyorum ama. Mesela dev goblini birazcık daha az görmeye başladım. Tren yapamıyorlar artık. Ama fişekçi hala çok. Yani gerçekten hala çok. Kanka kafan karışmasın işte. İksir golemiyle oynuyorum yani. Çok da böyle mükemmel ötesi bir deste değil. Onu savunayım mı? Savunacağım ya onu. Savunmayayım diyecektim de savunacağım ya. Lan vurdu lan. Helalim var lan dayı. Aa süper. İksir golemini gördü. Hocam şöyle atarsak ne olur? Bomba gibi olur. Kanka sağlı sollu. Var mı korumaları? Onu atmayacağım. Kanka GG kule gitti. Fişekçi de gitti. Tamam fişekçiyi de 15 seviye yapmış arkadaşlar. Gayet normal. Bence fişekçi yapılabilir bir kart. Eskiden fişekçiye bayılıyordum ya. Gerçekten. Çok sevdiğim neyse hani kartlardan bir tanesiydi. Ama şu evrimle birlikte... Fitil etti bizi. Koç bilirsin de 15 seviye yapmış. Kanka ne yaşadınız lan böyle? Oynadığı net desedir ama ya kesinlikle. Bomba kolesini 15 seviye yapmış. Buz ruhunu da 15 seviye yapmış kardeşim ben. Bak şimdi fişekçiye bak. Vur lan bir tane. Adamsın elektro ejder. Ama öldürmedi yine onu atacağım. Hocam ölü atak. Net ölü atak. Tamam. En azından savunabiliriz yani. Gelip tek hamlede kuleyi alamaz. Şöyle atıyorum. Onu da köprüden bırakacağım. Yemez kanka. Tamam. Yıldırımı dağıttım. Reis. Son hamlem buydu. Al sana bomba şey. İksir golemi.
Al kardeşim çiçekçi bu da. Al bu da senin için öfke. Güzeldi. Al. Burada mısın? Gittin mi? Evet. Asil Şampiyon Ligi'ne yani 9. Lig'e ulaşmayı başardık. Bundan sonraki hedefimiz de nihailik. Evet. Sonraki maça da bağlandık. Balonu efsanevi yapmış. Minyon sürüsü de olabilir. Minyon sürüsü varsa aşırı mutlu olurum. Şimdiden sana bol şans kardeşim. Tamam gel. Elit barzolar. Acaba şeyde sesin mi oynuyor? Kraliyet domuzları. Sağdan yedin kanka. Sağlam yedin hem de sağdan. Tamam o vurmasın. Böyle gel. Hak ediyorum bunu yani. Şu anda net bir şekilde hak ediyorum yani. Tamam. Elit barbarlara bu arada bravo dedi arkadaşlar. Yani haklı. Komik değil abi. Hocam şöyle bir şey yaparsak ne olur? Şöyle tam zamanlamasına çektim. Tertemiz. Okları atsaydım muhtemelen vurabilirdi bilmiyorum ama öfkeyle birlikte hem kulenin hem de elektro ejderin atağında iyi işe yaradı. Şimdi al sana bir bravoluk daha kart. Aha. Oğlum niye oradan çıktı ki sen onu? Reis bayılacaksın galiba. Destekleyecek misin elektro ejderi? Öyle tek başına attın mı? Yani bence de. Aynen kanka uçan makine durdurur hepsini onları. Aynen okları da durdurur. Hocam boşa iksir atıyorsun. Kardeşim be. Elin ayağın birbirine dolandı galiba senin. Şöyle destekleyeceğim orayı. Ne açacaksın? Hocam onları da durdururum. Orada daha tam canlı bir iksir golemi duruyor. Üst açsın kanka. Al sana motivasyon arttırıcı video. Ne diyeyim şimdi? Baksana şuna. Tek hamlede gittik. Ama adam da çok hata yaptı bu arada. Evet. Sonraki maça da bağlandık. Kukito geldi. Kardeş. Tamam. Buz golemi. Benim aklıma direkt şu anda 2.6 geldi. Hiç alakası yok. Yani şu iki kartı bir arada... Bir dakika hocam onları alacağım. Evet farklı bir deste. Kendi destesini oynuyor belli ki. Çünkü kraliyet domuzlarını 15 seviyeye getirmiş. Prenses 15 yapmış mıydı? Göremedim direkt attım. Sanırım 15'li o da. Şimdi neyim var? Attım hocam. Evet prensesi 14 seviyeymiş. Tamam. Çok iyi. Şimdi gırlama. Adamın elindeki deste sıkıntılı. Kulesi var mı? Mesele bu arkadaşlar. Bir kulesi var mı? Yani defans kartı olarak sağlam bir kartı ne var? Attım hocam. Şöyle çekebilir miyiz? Ya. Haklı. Bu arada bravo demekti. Ama birader sen sakin ol bir ya. İşte bizi sorun çıkartabilecek yegane tek kartlardan bir tanesi ama onu da indirebiliriz diye tahmin ediyorum. Abi saçma bir hamle ya. Tamam. Sakinliğimi koruyorum. Arkadaşlar 2x'te çok daha fazlasıyla iş çıkartacağız. Adam sürekli olarak bir kart attığı için tam olarak atakta bulunamıyorum. Ve sürekli olarak da emoji atıyor. Kardeşim dur seni kapatmayacağım. Dur. Seni kapatmayacağım. Sen sakin ol bir. Sağ taraf gitti ama ya. Hocam çok ciddi bir atakta bulunmamız lazım. Tamam böyle gel. Sen çok iksir harcadın şu anda. Oo! Tertemiz. Hocam sol tarafa bırakacağım. Yoksa maç gidici zaten arkadaşlar. Şöyle atacağız. Şuraya da bir öfke. Bir tane daha iksir golemi bırakıyorum.
Winnipeg'e bayıl artık. Gel buraya prenses. Prenses de bayıldı. Kanka kule gitti. Üç taca giderim, hiç affetmem. Sen kuleyi alamadın. Reis burada mısın? Oğlum kuleyi alamadın. Kardeş üç taçıyordu zaten, oraya alsaydın. Burada mısın oğlum? Gitti ya çocuk. Atsana lan emoji. Sonraki maça da bağlandık. Herhangi bir kart koymamış ve dümdüz öyle maça girmiş. Kanka direkt başlayacağım ya. Boşans. Yani dediğim gibi arkadaşlar kreatör emojisinden tanıyorlar. Rozetinden. Ona yönelik vibe'ı falan atıyorlar. Lan bunu her seferinde söylememe gerek yok, tamam işte anlaştık ya. Adam da direkt golemi attı. Ben de direkt attım öyle. Hadi bakalım kimin golemi daha kuvvetliyse. Benim elimde yan büyüler çok fazlasıyla var. Bir dakika hocam. Şöyle yaparsak ne olur? 10 numara 5 yıldız olur. Tamam. Niye attı lan o kasırgayı o? Ana kuleyi uyandırmak için attı değil mi onu? Gece cadısı ölme. Adam gibi adamsın, ölmedi. Vallahi burada orada yaşıyor. Hocam 3 taş gelir mi oradan? Bir dakika gelmez. Ama şöyle yapabiliriz. Bütün iksiri harcadın sen. Oh süper. Hala yaşıyorlar orada. Al işte. Gel de motivasyonun artmasın. Gel de motivasyonun artmasın. Ne atayım ben sana? Al, iyi oyundu. Sonraki maça da bağlandık. Mega Şövalye efsanevi yapmış. Büyük ihtimalle kullanıyor arkadaşlar. Çok büyük olasılıkla kullanıyor. Tam bıraktım. Bıraktığım anda da goblinleri attı. Yoksa öfkeyi kuleye atardım. Kendi kuleme. Şimdi sana şöyle sağlam bir atak yapasım var ama bir dakika hocam, aceleye gerek yok. Hırs yapmayalım. Tamam. Yine tam bıraktım, o da oradan bıraktı. Bakalım. Atağını destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? İşte oğlum bu ne lan? Yanlış attım. Aynen öyle, yanlış attım. Oh, bir de yaşlı cadısı var. Yaşlı cadı vs gece cadısı. Bakalım. Süper zamanlama. Vuruyor hala oraya. Kanka neyin var neyin yok attın. Ama fayda etmedi. O kuleyi kaybettin. Maga be. Tamam. Yaşlı cadıyı seviyor arkadaşlar. Yaşlı cadı seven bir adam. Onu hatta şey bile yapabiliriz. Emoji bile ne gönderebiliriz. Al kardeşim. Hocam ben çıkıyorum hata. Oo bir dakika. Komik değil bu. Atmam lazım onu yoksa sağ tarafı kaybederiz. Ki bırakacağım onu ya. Bırakacağım. O da iksiri fulledi. Ben de iksiri fulledim. Şimdi sadece şuraya şöyle bir destek vermek istiyorum. Yaşlı cadın döndü mü? Müdür. Böyle gel. Şöyle de attım babuş onu oraya. Ya gece cadısı hala yaşıyor. Silah şurayı da indirdi. Tamam onu indiremez. Tamam ölsün lan, yeter artık lan. Vay 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 vay. Şunu alacağım ilk baş. Adam varınıyor, onu spamlıyor. Ben de aynı şekilde. Lan ne yaşlı cadıymış ya. Hocam vermeyeceğim o kuleyi sana ya. Kıvranma. Allah Allah. Adam spamladıkça spamlıyor ha. Oğlum dur lan. Gitti ya o kule. Haydutu da varmış. Oha. Adam hiç kullanmadı lan haydutu. Evet. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar.
Pedro geldi. Hadi bakalım Pedro. Aa, adam 14 seviye bu arada. Kuleleri 14 seviye yani en azından. Kanka ben başlayacağım, beklemeyeceğim yani. 7'de olmasam beklerim bu arada. Kesinlikle daha avantajlı oluyorum 2x'e girince ama 7'de olduğum için beklemeyeceğim. Yani direkt yapıştırıyorum. Evet, rakibimiz 14 seviye. Biz 15 seviyeyiz. Yani birçok kartımız 15 seviye. Şimdi ona bir şey atmayacağım. Bir dakika hocam. Şuraya bir de öfke atmam lazım. Hadi lan. Vay. Çok vurdu. Bizim elektrojiler de vuruyor. Tamam. Düdüğe de bastın. Köprüde kaldı ya. Tamam. Adam daha önde. Adam daha fazla vurdu. Okey. 14 seviye ama küçük prensi de 14 seviyeye getirmiş. Yani iyi bir seviyeye getirmiş bence şu anda. Bendeki hala 11'de, 12'de galiba bendeki şu anda. Kart yok. Şimdi kardeş ya, atak yapacağım da bir anda dev mezarlık tekrardan yapabilir. Beni bir tık ürkütüyor. Yani kule takasına da gidebiliriz diyeceğim de herif zaten abi mükemmel bir hamle yapmıyor mu şu anda? Seviyorum ama yani. Gitti o kule. O kule gitti ama kanka bunun dönüşü de var. Öne geçmeyin. Aga be, bu çok kötü oldu lan. Şöyle attım babuş. Şöyle gelmeyiz. Süper oldu ve senin de kulen gitti kanka. Tamam, 1-1. Şimdi benim birazcık daha avantajım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ana kulede çalışacak. Mezarlıkta biraz sanki iş yapmayabilir. Yani kurtarabiliriz gibi. Bilmiyorum ama. Deneyeceğiz. Şimdi atıcı varken atak yapmak çok sıkıntılı olur. Çünkü sürekli olarak şifacı ittirecek. Yani komboyu tam yapamayacağım. O yüzden birazcık böyle tren yapıyorum. Kart biriktiriyorum. Oğlum ben yığdım lan kartları oraya. Hocam siz şöyle bir gelin. Bayılın orada. Kanka geliyorum. Sıra bende. Goblinler çok güzel iş çıkarttı be. Vuruyoruz. Elektrojiler adamsın sen. Süper timing. Varını yoğunu atıyor şu anda. Ben de spamlıyorum birader. Hadi bakalım. Şöyle gel. Elektrojiler var ya. Harikalar yarattı orada ama hocam atak cırt ya. Adamsın elektrojiler. Süper vur. Adam gibi adam be. Öne geçtik. Hem de bayağı öne. Hocam ben geliyorum tekrardan ya. Savunarak bu iş olmaz. Yapıştırdım. Yürüyün çocuklar. Oh süper be. Oğlum iksir golemine bak ya. Gırlama. Gırlama. Bıçarız. Gırlama. Hocam bir tık ağlıyor sanki ha. Al sana galip. Onu yanlışlıkla attım orada. Evet, bu arada nihai şampiyona da 2-4-5 tane maçımız kaldı. 5 maç sonrasında da nihai şampiyona çıkmış oluruz. Bir sonraki videoda da büyük bir ihtimal nihai şampiyona çıktığım videoyu sizlerle paylaşırım. Beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Hoşça kalın. Bay bay.